Hazreti Nuh zamanında gerçekten ömürler öyleydi. O zahir anlamı üstünedir. Yani hep öyle. Tevrat'ta da geçiyor. Yani bir mucize gibi geliyor bize ama o devirde insanlar bunu çok normal karşılıyorlardı. Gittikçe ömürler kısalmıştır. Gittikçe azalmış, azalmış. Şimdi yeniden ömürler uzamaya başlamıştır. Yani mesela Roma döneminde, eski döneminde 30 yaşına kadar falan yaşıyor insanlar. En fazla 25 yaşına, 30 yaşına kadar yaşıyorlar. Yani çok çok düşüktü ömürler. Ama Anladım. şu an mesela 80 yaşına, 90 yaşına kadar normal ömür haline geldi. Daha da uzayacaktır ömürler. Ama o dönemde çok çok uzundu. Allah da insanın için hidayet istenir. İnşallah düzelmeleri istenir. Ama gözü dönmüş artık kan döküyor insanlar. Önce bir Allah'tan hidayet dilenir ama hidayet vermediyse Allah, Allah'ın helak etmesi istenir. Allah'tan onları helak etmesi istenir. Mesela Hazreti Nuh öyle demiştir. Ya Rabbi hepsini helak et dedi. Çünkü düzelmiyorlar, vazgeçmiyorlar. Çünkü ben onlara gizli gizli de anlattım diyor, açık açık da anlattım diyor Hazreti Nuh. Şeytanı Allah'a sığınırım. Ama dinlemiyorlar. En sonunda Allah'tan onları helak etmesini istiyor ve Allah da helak etmiştir. Evet. Suda boğarak. İşte mesela Nuh'un hanımı şeytan etkisindedir. Nuh'a musallat olmuştur. Mesela Lut'un hanımı Lut'a musallat olmuştur. Özendir yani. Mesela Hazreti İbrahim'in babası İbrahim'e karşı baskı uygulamıştır. Şeytan etkisindedir. Yani şeytan onun ruhunu kaplamış ve özel olarak Allah onlarla o kişileri imtihan eder. Mesela Nuh'un oğlu da öyleydi. Yani Kur'an'da bu çok geçer. Dolayısıyla müminlerin yakın çevresinden de imtihan olmaları çok önemlidir. Yani onlarla da özel olarak imtihan olurlar. Mesela babası olabilir, kardeşi olabilir, eşi olabilir, dayısı, akrabası olabilir. Kendi evinin içinde de olur, kendi evinin dışında da olur. Bu çok normaldir yani. Mümin orada sabırla Kur'an ahlakını uygulamakla mükelleftir. Mesela Nuh'un hanımı da anormal bir kadındı. Allah onu cehenneme koymuştur, Nuh'tan ayırmıştır. Mesela Lut'un hanımı da öyle. O da kafirdi. Allah onu ayırmıştır. Onun için takvaya Allah önem verdiğini biz burada açıkça görüyoruz. Tabii ki küçük bir bölgede oluşmuştur. Tufan yani öyle bütün dünyayı kaplayan bir olay değildir. Ama yeri tam belli değil. Yani Karadeniz bölgesinde de olmuş olabilir. Çünkü bir iç deniz oluşturmuş olabilir. Mesela Karadeniz'in olduğu bölgede olmasını da iddia edenler var. Ve başka iç denizlerde de olabilir şeklinde söyleyenler var. Yani ani olarak bir bölgeyi suların basması, yağmurların yoğun olarak yağması sonucunda o bölgenin tamamen sular altında kalmasıyla oluşmuştur bu. Nuh da ihtiyacı olan hayvanları kendi oluşturduğu o büyük gemiyi almıştır. Mesela bir çift koyun, bir çift efendim sığır, neyse orada ihtiyacı olan, yani mesela bir çift tavuk horoz, ileride ihtiyacı olacak her türlü hayvandan almıştır. Yani bütün dünyadaki hayvanları toplamamıştır. Halk öyle bilir. Mesela bütün dünyayı kapladı ve bütün dünyadaki hayvanları içine koydu. Öyle değil. Bir süre sonra hem yağmur dinmiştir hem bu su baskını kalkmıştır. Ey gök suyunu tut, şeytandan Allah'a sığınırım. Ey yer suyunu yut. Yani Kur'an'daki geçen bir ifadedir bu. Bu emir, Cenab-ı Allah'ın bu açıklaması üzerine, bu sözü üzerine bu olay durmuştur. Ve son günde onlar nohut, bulgur, mercimek, bütün yiyecekler bitmişti. Çok az kalmıştı. Hazreti Nuh hepsini toplayın bir kazana doldurun dedi. Aşure. Evet, aşure. Evet. Hepsini doldurdular. Onu kaynattılar Müslümanlar ve onlar eşit olarak dağıtıldı. Bu da aynı zamanda Müslümanlarda sosyal adaletin mükemmel bir uygulamasının nasıl olduğunu göstermesi açısından da önemlidir. Yani çok güzel bir ölçü. Evet, sosyal adaleti insanlar buradan öğrenmişlerdir. Yani sosyal adalet kavramını kimse bilmiyordu. Yani okuyan araştırmacılar herkes buradan öğrenmiştir.
daha önce de yani bu iddiayla ortaya çıkan felsefeciler de buradan öğrenmiştir. Yani herkes yiyeceklerini getiriyor, veriyor ve kaynatılıyor ve herkese eşit olarak dağıtılıyor. Tam bir sosyal adalet. Nuh tufanı bölgesel bir tufandır. Sadece Nuh'un ihtiyacı olan hayvanlardan, yani tarımda kullanılabilecek, beslenmede kullanılabilecek hayvanlardan önemli olan hayvanları almıştır gemisine. Bu son derece normal. Yani bir insan bir yerden bir yere göç ediyorsa, gidiyorsa yanına her türlü ihtiyacı olan malzemeyi alır. Allah da kullanması gereken önemli olan hayvanları gemiye almasını istemiştir ve almıştır. Sonradan bu hayvanlar kullanılmıştır. Yani mesela sığırlar, koyunlar, keçiler hepsi o gemide olduğu için konakladığında gemi orada bir rahatlık, kolaylık olmuştur. Orada çünkü hayvan nüfusu kalmayacağı için, hayvanların hepsi telef olacağı için canlı olarak o hayvanlar indirilmiştir gemiden ve o yaşayan insanlara kolaylık sağlamıştır bu. Ama dünya çapında bir tufan değildir bu. Bölgesel bir tufandır. Cudi meselesi o zaman bizim bildiğimiz Cudi Dağ ile bir alakası yok. Yükseklik anlamında Cudi bir kavram. Cudi Dağ anlamına geliyor zaten. Herhangi bir dağ. Allah biliyor. Yani o emin değiliz. Yani Cudi Dağ olan. Ağrı Dağı da olabilir, Cudi Dağı da olabilir, başka bir dağ da olabilir. Bu bölgelerden birisi. Ama muhtemelen o gemiden parçalar bulunacak Mehdi devrinde. Yani buna işaret var. Yani muhtemelen fosilleşmiş tahtalar, ağaçlar, yani o geminin gövdesine ait ve bulunduğu yere ait diğer detaylar da bulunacak inşallah. Çünkü Tevrat'ın gerçeği bulunacak, İncil'in gerçeği bulunacak, ahit sandığı bulunacak. Bu dünyanın en büyük olaylarından bir tanesidir. Yani ahit sandığı yeri göğü birbirine katacak bir olaydır. Çok çok büyük bir olaydır. Altından yapılmış iki tane uzun kulpu olan böyle kanatlı çocuk figürleri olan som altından yapılmış, yani saf altından yapılmış büyükçe bir sandıktır. İçinde Hazreti Musa'nın kutsal emanetleri ve asası, birçok emanet bunun içindedir. Ve bu saklanıyor şu an. Yani muhafaza altında. Mehdi devrinde ortaya getirilecek. Herkesin göz önünde açılacak. Musevilerin hemen hemen tamamına yakını bu olayın üstüne Müslüman olacaklar. Tevrat'ın gerçek yazıları bulunacak. Yani orada Kur'an ahlakı ve Kur'an'a uygun uslubu gördüklerinde bütün Museviler İslam'a dönecekler. Bunun yaklaştığını da görüyoruz inşallah. Bu devrin yaklaştığını görüyoruz.